Efendim Ege TV ekranlarından herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu günler dileyerek bugünkü Güçtepe'den bakış hattı programımıza başlıyoruz. Efendim bugünkü program konuğumuz Afyonkarahisar Vali Yardımcımız Sayın Mehmet Meklik Bey. Sayın Valim hoş geldiniz programımıza. Efendim hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Yine olmazsa olmazımız değerli gazeteci kardeşim Polat Yılmaz Bey. Efendim sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet Sayın Valim, aile iki cihan saadetinin anahtarıdır diyoruz ve Afyonkarahisar'da 2020 yılı, 21 yılı aile yılı olarak ilan edildi. Şimdi neden aile yılı? Bununla başlayalım isterseniz yavaş yavaş programımıza. Efendim buyurun. Evet, Faruk Bey ve Polat Bey başta sizler olmak üzere Ege TV'de ekranları başında bizleri izleyen tüm değerli izleyenlerimizi Afyonkarahisar'dan en kalbi duygularla, sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum öncelikle. 2021 yılı Sayın Bakanımızın ve Sayın Valimizin tensipleriyle Afyonkarahisar iline münhasıran gerçekleştirilen bir çalışmayla 2021 Afyonkarahisar Aile Yılı olarak ilan edildi ve biz faaliyet ve etkinliklerimize de Ocak ayı itibariyle başladık. Neden aile sorusunu geçmeden önce müsaade ederseniz bizim kültürümüzde, medeniyetimizde aile nedir? Öncelikle bu konuda kısaca fikrimi ifade edip akabinde neden aile yılı evet ilan edildi 2021 yılı bu hususa geçmek istiyorum. Lütfen Sayın Valim, buyurun. Hiç şüphesiz aile kurumu insanlık tarihi kadar eski, hatta insanlığın en köklü kurumlarından, sosyal yapılarından bir tanesi. Ve toplumun ve milletin temel yapı taşı olan aile aynı zamanda bir milletin kültürel kimliğinin, değerlerinin, birikiminin de gelecek nesillere aktarıldığı, çocukların ilk eğitim yuvası olan, davranışların şekillendiği, örf, anneanne ve kültürün de ilk verildiği aslında bir eğitim ocağı. Ve yine bizim kültürümüzde aile, bir milleti temelde yükselten en önemli faktör ve aynı zamanda nesillerin de ahenkli bir şekilde devamını sağlayan evrensel bir müessese. Yani aile hem bireysel anlamda, hem insanlar, kişiler için, hem de toplumlar ve milletler için çok önemli bir sosyal yapı. Ve ailenin özellikle sağlıklı temeller üzerinde kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hiç şüphesiz devletimizin de en önemli sorumluluklarından, sorumluluk sahalarından, alanlarından bir tanesi. 2021 yılı Afyonkarahisar'da aile yılı ilan edildi. Ama öncesinde hepimizin bildiği gibi 2020 yılı da Türkiye'de bir örnek teşkil edecek şekilde Afyonkarahisar Sevgi Yılı olarak ilan edilmişti. Pandemi sürecinin bir takım olumsuzluklarına rağmen yine de 2021-2020 Sevgi Yılı gerçekten çok güzel etkinliklerle, çok güzel faaliyetlerle değerlendirildi ve aslına bakarsanız 2021 Aile Yılı'nın da bir anlamda ilham kaynağı Sevgi Yılı'dır. Bu vesileyle Sevgi Yılı projesinin gerçekleşmesini sağlayan eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'na, Sayın Valimiz, bir önceki Valimiz Mustafa Tutulmaz Bey'e, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Beyefendi'ye ve projenin yürütücüsü olan değerli Vali Yardımcımız Doktor Mehmet Boztepe'ye de huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Yani biz aile yılı sürecini yaşarken aslında Sevgi Yılı'nın oluşturmuş olduğu iklimi kullanıyoruz ve aynı zamanda da Sevgi Yılı'nın oluşan tecrübesinden de faydalanıyoruz. 2021 aile yılı ilan edip daha doğrusu 2021 yılının aile yılı ilan edilmesi birçok sebebi var. En önemli sebeplerin başında şu geliyor. Özellikle günümüzde kitle iletişim araçlarının, özellikle sosyal medyanın, internetin yaygınlaşması çerçevesinde aile bireyleri içerisinde internetin ve sosyal medyanın sınırsız kullanımından kaynaklanan bir aile içi iletişim sorunu, aile bağlarının belki bir anlamda zayıflatılması gibi bir
sorunla karşı karşıya olduğumuzu değerlendiriyor. İnşallah 2021 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektör kuruluşlarımız, basın yayın kuruluşlarımızın da desteğiyle başta aile içi iletişim olmak üzere günümüzde özellikle çocuklarımızı ya da eşlerin birbirleri arasındaki işte sevgi, saygı, hoşgörü, merhamet, şefkat ve sadakat gibi ulvi duyguların daha çok yaşanmasını sağlayıcı bir takım inşallah çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bununla beraber evlenme yaşı günümüzde yükselirken evlenme oranlarının ve çocuk sayısının hızla azaldığını değerlendiriyoruz. Doğurganlık hızı nüfusun yenilenme oranının altında kalması da yine 2021 yılının aile yılı ilan edilme sebeplerinden bir tanesi. Ve özellikle çok basit sebeplerle yeni evlenen çiftlerin ya da evliliğinde belirli bir süreyi geçmiş eşlerin boşanma aşamasına geldiğini de hepimiz biliyoruz. Bu sebeple de alacağımız bazı konuşmamızın, sohbetimizin ilerleyen safhalarında da anlatacağım bazı tedbirlerle inşallah boşanma sürecindeki ailelerimize de müdahale, özellikle basit, yani çok basit incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerden boşanma sürecine gelmiş ailelerimizin de aile birliğinin korunması açısından bazı çalışmalar yapılması gerekliliği oluşmuştur. Burada şuurlu birey, mutlu aile, huzurlu toplum, güvenli gelecek ve güçlü millet modeli diyoruz. İnşallah hedefimiz bu noktada bu hususları yerine getirmektir. Günümüzün toplumsal değişimleri, dönüşümleri, az önce ifade ettiğim kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, küreselleşme süreci, özellikle vatandaşlarımızın kırsal alanlardan kent ve göç etmesi, yani kentleşme olgusu da ve bunun beraberinde getirdiği refah düzeyi kaybı belki de bugün ailelerimizi tehdit eder hale gelmiş. Aile içerisindeki huzuru, mutluluğu, sevgi bağlarını ve muhabbet bağlarını bir anlamda azaltma düzeyine gelmiş. Bütün bu sebepler bir araya geldi ve Sayın Valimizin, Sayın Bakanımızın tensipleriyle 2021 aile yılı oldu. Burada belki Faruk Bey, Polat Bey şu soru gündeme gelebilir. Yani Afyonkarahisar'da ya da tabii ülkemizin tamamında aile kurumunu güçlendirecek çalışmalar yapılmıyor mu? Şüphesiz yapılıyor. Yani başta valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, başta bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanlığımız nezdinde, belediyelerimiz, üniversitelerimiz, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Müftülüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz. Yani aslına bakarsanız bu alanda çalışma yapan çok ciddi bir kamu kurum ve kuruluşu var. Burada aile yılının en önemli amaçlarından bir tanesi de Afyonkarahisar'da ilimizde daha bütüncül bir yaklaşımla bu konuyu eğilmek, daha merkezden bu konuyu kontrol etmek ve eş güdüm içerisinde ve valiliğin de gücünü bu anlamda değerlendirerek aile konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturmak aslında bu projenin en önemli çıkış noktalarından bir tanesi efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Valim. Polat Bey efendim buyurun. Sayın Valim hoş geldiniz programımıza. Efendim hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ben de geçen sene işte maalesef pandemiden dolayı sevgi yılı tam kutlanamadı ya da etkinlikler tam olarak gerçekleştiremedi. Ben bu tür ilan edilmeleri önemli buluyorum, işte sevgi yılı, aile yılı. Ancak benim kafama takılan bir soru var. Şimdi bürokrasi güzel düşünüyor, iyi düşünüyor. İşte aile yılının de az sonra da siz gireceksiniz herhalde, bu istatistiklere baktığımızda çok iç açıcı bir durum ortada yok. Bu alınan kararları halka, halkın bütün kesimlerine nasıl ulaştıracaksınız? Bu bürokratik toplantılarda alınan kararları her aileye, her bireye nasıl ulaşacak? Ben bu konuda merak ediyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bu konu aslında bu projenin en önemli aşamalarından bir tanesi. Çünkü biz projenin geçtiğimiz hafta tanıtım toplantısını yaptık. Orada da Sayın Devlet Büyüklerimiz de ifade etti. Ben şahsımda bir sunum yapmıştım. Orada ifade edildi. Şimdi projemizin öncelikle hedef kitlesi bütün Afyonkarahisarlılar.
Yani Afyonkarahisar il merkezinde ve ilçelerimizde yaşayan bütün vatandaşlarımız projemizin hedef kitlesini teşkil etmekte. Ve projemizin aslında sahibi Afyonkarahisar Valiliği değil. Ya bunu özellikle altını çizmek istiyoruz. Ya bu proje Afyonkarahisar'da bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimler dahil söylüyorum. Hem il merkezinde hem ilçelerimizde, üniversitemizde dahil söylüyorum. Sivil toplum kuruluşlarımızın, derneklerimizin, vakıflarımızın ve basın yayın kuruluşlarımızın, siyasi partilerimizin ve dahi özel sektörde temsilcilerimizin tamamının projesi. Yani birlik ve beraberlik içerisinde yürütmemiz gereken ve yürüteceğimiz bir proje. Biz bu konuda da tabii kurumlarımızla gerekli görüşmeler ve koordinasyonu sağlıyoruz. Burada en önemli araç hiç şüphesiz günümüzde işte televizyon kanalları, ki özellikle yerel televizyon kanallarımız, ulusal kanallarımız, sosyal medya platformlarımız, bununla beraber hiç şüphesiz YouTube gibi programlar, yani kitle iletişim araçlarını en etkin bir şekilde kullanmayı değerlendiririz. Bununla beraber özellikle alışveriş merkezlerinde, dinlenme tesislerinde ve toplumumuzun, vatandaşlarımızın çok yoğun bir şekilde kullandığı caddelerde standlar kurarak vatandaşlarımızı bilgilendirmeyi değerlendiriyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın çok yoğun kullandığı işte kurumlarımız var. Hastanelerimiz gibi, nüfus müdürlüğümüz gibi, valiliğimiz bünyesinde, sosyal güvenlik kurumumuz gibi, işte Milli Eğitim Bakanlığımız yine yani okullarımız aracılığıyla binlerce insanımıza çok rahat ulaşabilir. Vatandaşlarımızın çok yoğun kullandığı kurumlarımızda da işte televizyonlar ve diğer görsel araçları kullanarak aile yılını anlatmak istiyoruz. Yani aile yılının içerisinde yapılan çalışmaları, aile yılı etkinliklerimize vatandaşlarımızı dahil etmek istiyoruz. Burada tabii kullanacağımız en önemli araçlardan bir tanesi, az önce ifade etmiştim, sosyal medya. Ve bugün sosyal medyadaki resmi hesaplarımızdan da yine uzmanlarımızın katılacağı programlar vasıtasıyla ailelerimizin işte sorunlarını değerlendirme, az önce ifade ettiğim ailelerimizin huzurunu, mutluluğunu tehdit eden unsurlarla nasıl mücadele edilebilir? Aile içerisinde mutluluk, huzur nasıl sağlanabilir? İletişim nasıl güçlendirilebilir? Ve aile birliklerinin korunması ile ilgili hususlar hiç şüphesiz masaya yatırılacaktır. Ve sosyal medyadan da canlı yayınlarla biz bu süreçleri vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Yine radyolarımızdan yapılacak programlarla, yine yerel televizyonlarımızdaki aile temalı programlarla da inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Ben efendim müsaade ederseniz aile yılı ile ilgili bir önemli bir hususu da ifade etmek istiyorum. Şimdi aile yılında aynı sevgi yılında olduğu gibi her aya tekabül eden biz temalar belirledik efendim. Yani aileyi ilgilendiren, aile kurumunu güçlendireceğini düşündüğümüz konular, temalar uzman bir ekibimiz tarafından bizlerin de katılımıyla belirlendi. Ben müsaade ederseniz her aya tekabül eden temaları okumak istiyorum, size söylemek istiyorum değerli izleyenlerimize de. Sayın Valim, buyurun. Ocak ayı temamız, aile yılının Ocak ayı teması evlilik ve yuvanın kurulması ile ilgili. Yani özellikle işte çiftlerin, evlilik kararı veren çiftlerin yuva kurulması sürecinde ki artık dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili Ocak ayı içerisinde hem kamu kurumlarımız hem de kadın kültür evleri gibi vatandaşlarımızın çok rahat bir şekilde hizmet alabildiği ya da sosyal medya gibi platformlardan bu konuda seminerler, çevrim içi özellikle seminerler gerçekleştirdik. Şubat ayı temamız ailede huzur ve mutluluk. Mart ayı temamız ailede sevgi ve saygı. Nisan ayı temamız ailede şefkat ve merhamet. Mayıs ayında ailede şükür ve kanaat. Haziran ayı temamız ailede mahremiyet. Temmuz ayı temamız aile bağları ve sıla-i rahim, ki aile bağlarını en çok güçlendiren hususların başında hiç şüphesiz sıla-i rahim dediğimiz aile büyüklerini ziyaret etmek hususu da hiç şüphesiz çok önemli. Biz bu konunun da güçlendirilmesi için çalışmalar planlıyoruz. Ağustos ayı temamız aile içi iletişim. Eylül ayı temamız çocuk eğitimi konusu, ki hakikaten çok önemli bir konu. Az önce ifade etmiştim, çocuklarımızın
hayata hazırlandıkları, milletimizin kültürünü, örfünü, ananesini ilk öğrendikleri, davranışlarının biçimlendiği, açıkçası en önemli kurum aile olduğu için ailedeki çocuk eğitimi de aslına bakarsanız çok önem verdiğimiz hususlardan bir tanesi. Ekim ayı temamız aile içi sadakat ve güven konusu. Kasım ayı temamız ailede hak ve sorumluluklar ve Aralık ayında da aile birliğinin korunması konusu değerlendirilecektir. Tabii burada şunu da ifade etmek istiyorum. Yani aile yılı da yapılacak faaliyetler sadece bir yıllık faaliyetler değil. Yani bu yıl inşallah biz az önce ifade ettiğim temalar, konular çerçevesinde vatandaşlarımıza ulaşmak, onlara aile konusunda bir farkındalık oluşturmak, ailenin hayatımızdaki önemini, anlamını en iyi şekilde aktarmak istiyoruz. Ancak bu konu inşallah önümüzdeki yıllarda da mutlaka yeni çalışmalarla ve aile yılının birikimiyle, tecrübesiyle mutlaka devam ettirilmesi gereken ve devam ettirmeyi kararlılıkla düşündüğümüz, değerlendirdiğimiz bir konu. Çünkü aile hiç şüphesiz toplumsal değişimlerden, toplumun yaşadığı süreçlerden en çok etkilenen kurum. O yüzden yani sadece bir yıllık süreçte ailenin bütün sorunlarının çözülmesi şüphesiz mümkün değil. Ancak iyi bir başlangıç olduğunu değerlendiriyoruz ve önümüzdeki yıllardaki çalışmalara da inşallah şüphesiz örnek olacak. Ben sunumda da ifade etmiştim. İnşallah tüm Türkiye'ye temayüz edecek numune-i imtisal denilen, örnek proje denilen bir proje olarak da inşallah 80 vilayetimizde de uygulanmasını değerlendiriyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Valim. Şimdi bizler anne babalar şunu istiyoruz. Hani bizim çocukluğumuzda annemizden babamızdan ne almışsak akşam ezan okununca herkes evde olacak. Bunu hala ben bu yaşıma geldim. Ezan okunduğu zaman eve gitme gereksinimi hissediyorum. Ama bu Z kuşak, bu teknoloji gerçekten bu aile yapısını o bizim özlemle aklımızdan geçirdiğimiz yahu bize neler oluyor dediğimiz bir takım kavramlarımızı, bir takım örf, adet buyurduğunuz gibi ananelerimizi maalesef elimizden alıyor. Çok isabet oldu. Gerçekten Türkiye'de mutlu insanların sıralamasının ikinci olduğu Afyonkarahisar'da böyle güzel bir şeyin, projenin hayata geçirilmesi gerçekten çok önemsiyorum. Emeği geçen herkese, başta eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu, Sayın Valimiz, STK'larımız, onlara çok teşekkür ediyorum. Bize ihtiyaçtı Sayın Valim. Yani bu ihtiyaçtı bize. Yani toplum artık şimdi pandemi nedeniyle de bütün gençler, çocuklar, ailemiz, herkes evde ve herkesin elinde telefon. Herkes artık ya işte anne nasılsın, baba nasılsın sosyal mecralardan zaman bulamıyor. Çok isabet olduğunu düşünüyorum. Peki Sayın Valim, hedef burada, hedef nedir? Şimdi tabii somut hedeflerimiz var bu konuda. Ya onları da ifade etmek istiyorum. Tabii öncelikle ilimizde yaşayan ailelerin sorunların tespit edilmesi, sorunlara yönelik somut ve pratik çözümler üretilmesi ana hedefimiz var. Bu konuda Afyonkarahisar Valiliğimiz bünyesinde ve aynı zamanda kaymakamlıklarımız bünyesinde bulunan, görev yapan sosyal yardımlaşma vakıflarımız aracılığıyla evlilik hazırlığı içinde olan ihtiyaç sahibi gençlerimizin hayırsever vatandaşlarımızla buluşturulması ve bu noktada onların özel ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelerimizdeki bu genç kardeşlerimize evlilik süreçlerinde maddi destek sağlanması konusu üzerinde bir hedefimiz var. Bu konuda bir çalışmamız var. Hiç şüphesiz bu karınca kararınca dahi olsa vatandaşlarımıza somut olarak dokunabileceğimiz ve onların evlilik süreçlerini en azından sıkıntısız bir şekilde gerçekleştirmelerine, maddi boyutu itibariyle en azından gerçekleştirmelerine vesile olmayı hedefliyoruz. Bununla beraber dar gelirli ailelerimizin başta istihdam olmak üzere
barınma, eğitim, sağlık ve gıda gibi temel ihtiyaçlarının çözümüyle zaten vakıflarımız doğrudan ilgileniyor. Burada en somut kazanımlardan birisinin şu olacağını düşünüyoruz. Dar gelirli ailelerimizden özellikle evli ve çocuk sayısı çok olan ya da çocukların içerisinde belki hasta ve benzeri durumlar söz konusu olan ailelerimizin eğer bir istihdam söz ya ihtiyacı varsa bunlar da bu vatandaşlarımız için hem kamu sektöründe hem özel sektörde belirli oranlarda tabii. Yani hani burada bekar kardeşlerimiz yani sadece evlilere mi iş verilecek gibi bir yani durum söz konusu olmaması için söylüyorum. Hani nasıl engelli vatandaşlarımız için işte kamuda %3'lük bir çalıştırma zorunluluğu vardır. Yani belirli bir oran getirilmiştir. Belki bu oran bilemiyorum hani bir çalışacağız bu konuyu ama ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, dar gelirli vatandaşlarımızın özellikle mutluluk ve huzuruna doğrudan katkı sunacağını düşündüğümüz bu istihdam konusunu somut hedef olarak, somut kazanım olarak inşallah bu proje çerçevesinde hedefliyoruz. Yani sosyal yardımlaşma vakıflarımızın kurumsal kapasitesini kullanarak biz bu şekilde, bu durumda olan vatandaşlarımızı tespit edebiliyoruz. Bu şekilde de inşallah bu vatandaşlarımıza az önce ifade ettiğim şekilde temel ihtiyaçlarının sağlanması ve özellikle de istihdam ihtiyacının sağlanması konusunda destek sunmayı yine aile yılı hedeflemektedir. İlimizde şimdi az önce ifade ettiğiniz tabii pandemi sürecinde tüm vatandaşlarımız bizler de dahil evlerimizdeydik. Yavaş yavaş pandeminin etkileri şüphesiz inşallah azalacak. Aşı süreçleri ve benzeri bağışıklık toplumumuz kazandıkça inşallah vatandaşlarımız sosyal ortamlara da yavaş yavaş geçecekler. Aile içerisinde aile bireylerinin birlikte vakit geçirebilecekleri il merkezinde ve ilçelerimizde sosyal yaşam alanlarının oluşturulması, var olanlarının da sayısının artırılmasını hedefliyoruz. Yani bu konuda teşvik edici çalışmalar yapmayı planladık. Şimdi bazı ilçelerimizde, özellikle il merkezimizde ailelerin birlikte vakit geçirebileceği çok güzel sosyal yaşam alanları var. Kent ormanı var, masal parkı var. Özellikle bu masal dünyası mesela çocukların çok keyifle, ailelerin keyifle gittiği yerler. Şimdi Sayın Başkanımızın müjdesini verdiği millet bahçesi var. Sayın Valimizin üzerinde çalıştığı Ayazini, Emregölü projeleri var. Daha birçok proje, daha birçok çalışma bu hedefi aslında gerçekleştirmeye yönelik şeyler. Çünkü yani aileleri, özellikle çocukları teknolojiden uzaklaştırmak istiyorsak mutlaka onları dışarı çıkarmak zorundayız. Onları dışarıda eğlendirmek zorundayız. Ve ailecek mutlu vakit geçirecekleri ortamlar oluşturmak zorundayız. Özellikle bir ilçe özellikle il merkezinden ziyade ilçelerimizde bu çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yani en küçük ilçemizde dahi en az 10 bin 15 bin metrekarelik yeşil alanlar oluşturulmalı. Hem çocuk parklarının olduğu, hem gençlerin voleybol, basketbol, futbol oynayabileceği sahaların olduğu, aynı zamanda ailelerin piknik yapabileceği kameryelerin olduğu, kafeteryaların, mescitlerin olduğu. Yani bir aile, evet ben ilçe merkezindeki işte şu parkta çocuklarımla eğleniyorum, ailemle güzel vakit geçiriyorum şeklinde bir değerlendirmede bulundurmamız gerektiğine inanıyorum. Yani Afyonkarahisar ilçemizin, ilimizin 17 ilçesinin tamamında bu hedefin gerçekleşmesi için de elimizden geldiğince çalışacağız, mücadele edeceğiz. Tabii bu az önce ifade ettiğim sosyal yaşam alanları olan ilçelerimiz var tabii şüphesiz. Hatta daha fazlası olan ilçelerimiz var. İşte oyuncak müzesi yapılmış Sandıklı ilçemizde. Yani çok güzel bir çalışma. Yine diğer ilçelerimizde de Emregölü, İhsani ilçemizde Emregölü Frik Medeniyet Bahçesi projesi ailelerin birlikte vakit geçirebileceği çok güzel bir proje. Yani bu projelerin sayısının da artırılması yine aile yılı projemizin hedeflerinden bir tanesi efendim. Yine Sayın Valimizin himayelerinde onun destekleriyle bir proje yürütüyoruz. Aile Destek Merkezi kurma projemiz var. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne bu konuda bir proje yazdık geçtiğimiz yıl Ağustos ayında. Bu proje inşallah birkaç ay içerisinde neticelenecek ve ilimize bir aile destek merkezi, kısa ismi ADEM olarak ifade edilen
bu merkezi kazandırmayı hedefliyoruz bu yıl içerisinde. Aile destek merkezinde de hem eğitim hizmetleri verilecek hem aile danışmanlığı hizmeti verilecek. Burada işte aile içi iletişim, çatışma çözümü, temel anne babalık eğitimi, çocuklarla iletişim, işte ergenlik dönemi, anne baba tutumları, stres yönetimi, öfke kontrolü gibi yani bu ve benzeri başlıklarda çalışmalar var. Aynı zamanda özellikle ailelerin ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarla baş edebilmeleri için sorun çözme becerileri kazandırmak ve az önce ifade ettiğim çok basit konulardan boşanma aşamasına gelmiş vatandaşlarımızın da aile danışmanlığı alarak onların aile birliğinin devam etmesini sağlanması da yine somut projelerimizden, somut hedeflerimizden bir tanesi efendim. 2020 yılında Afyonkarahisar Belediye'miz arabada sinema etkinliği gerçekleştirmişti. Yine biz bu ve buna benzer etkinliklerin de devam etmesi noktasında, devam ettirme noktasında yine kurumlarımızı teşvik edeceğiz. Aile sevgisini ve ailenin önemini anlatan kısa filmler, çizgi animasyonlar yine hazırlanmasını hedefliyoruz. Sayın Valimizin destekleriyle Afyonkarahisar Valiliği bünyesinde donanımlı bir stüdyo hazırladık geçtiğimiz yıl içerisinde. Ve burada görev yapan bir proje ekibimiz var, kurum, kamu kurum ve kuruluşlarımızda. Burada arkadaşlarımız hem kısa filmler yani video çekimi, video içerikleri üretilmesi ve özellikle seslendirme gibi hususlarda çok tecrübeli arkadaşlarımız görev yapıyorlar. İnşallah ailenin önemini anlatan, aile sevgisini anlatan kısa filmler ve az önce ifade ettiğim animasyonlar hazırlayıp hem YouTube kanalımızda valiliğimizin hem de diğer sosyal medya platformlarında yine yerel medya kuruluşlarının da vasıtasıyla vatandaşlarımıza, özellikle çocuklarımıza da bu hususu ulaştırmayı efendim hedefliyoruz. Çocuklarımıza yönelik yine aile değerlerini önceleyen boyama, etkinlik ve hikaye kitaplarının hazırlanmasıyla ilgili de çalışmalara başladık. İnşallah bunları da, bu yayınları da çocuklarımıza ulaştırma hedefimiz var. Yine sosyal hizmet kurumlarında kalan çocuklarımız var biliyorsunuz. Bu çocukların da gönüllü aileler vasıtasıyla sıcak bir yuva hasretini gidermesi noktasında çalışmalarımız var. Bunun somut örneklerini başladık. Gönüllü aileler her hafta çocuklarımızı alıp o aile içi güzel etkinlikler yapıyorlar. Bununla beraber koruyucu ailelerdeki çocuklarımızla da çok yakından ilgileniyoruz. Başta şahsım olmak üzere devlet büyüklerimizin de yıl içerisinde bu çocuklarımızı ve ailelerini hem il merkezinde hem ilçelerde ziyaretini sağlayacağız. İnşallah bu da belki Türkiye'de örnek gösterilecek çalışmalardan birisi olacak. Pandemi nedeniyle huzur evlerimizde maalesef çok yüz yüze faaliyet yapamayacağız ama onlarla da yine çevrim içi görüşmeler, belki mektup çalışmaları gibi onları mutlu edecek çalışmalarda yine aile yılı kapsamında hedefliyoruz. Tabii daha birçok husus var gerçekleştirmeyi düşündüğümüz çalışmalar var. Ben müsaade ederseniz aslında planladığımız çalışmalara yönelik de kamuoyunu sizlerin vasıtasıyla Kocatepe'den bakış programında Ege TV ekranlarında bizleri izleyen tüm saygıdeğer izleyenlerimize aktarmak istiyorum efendim, müsaade ederseniz. Lütfen Sayın Valim, buyurun. Burada özellikle projenin ana hedeflerinden bir tanesi gençlerimizin evliliğe teşvik edilmesi efendim. Yani aslında aile kurumunu etkileyen önemli konulardan bir tanesi de günümüzde evlenme yaşları gerçekten çok yükseldi ve evlilik oranları da ciddi anlamda düştüğü için bekar vatandaşlarımıza ve özel evli çiftlerimize yönelik işte çevrim içi ya da yüz yüze seminerler bu konuda verilmesi planlanıyor. Tabii biz kamu kurum ve kuruluşlarımızdan başlayarak bu seminerleri vereceğiz. İkinci bir hususta anne baba okulu adı altında valiliğimiz oluşturduğumuz uzman ve ekip tarafından özellikle büyük iş yerlerinde çalışan, fabrikalarda çalışan vatandaşlarımıza, esnafımıza ulaşabileceğimiz eğitim ve seminerler vermeyi düşünüyoruz. Yani onların da işlerine olumsuz bir etkide bulunmadan uygun bir saatte, uygun bir ortamda buradaki çalışan bütün vatandaşlarımıza da ulaşmayı hedefliyoruz.
Çünkü bu çalışmanın hedef kitlesi Afyonkarahisar'da yaşayan bütün vatandaşlarımız olduğu için, yani biz bütün vatandaşlarımıza ulaşacak stratejileri, bir şekilde planlamaları hazırlamaya gayret ediyoruz efendim. Az önce de ifade ettim, yerel televizyon, radyo, gazete, dergi ve sosyal medya hesaplarını aktif kullanarak aileye yönelik programlar gerçekleştireceğiz. Her pazar günü Afyonkarahisar Kanal 3 televizyonumuzda Aile Saati programının düzenlenmesi planlandı. İnşallah Ege TV'de de uygun görülürse böyle aileyi programlar yapmak isteriz açıkçası. Kesinlikle biz Ege TV ailesi olarak Kanal 3'te de yayınlansın isteriz. Tüm kanallarda yayınlansın isteriz. Ege TV olarak biz de sorumluluk sahibi bireyler olarak taşın altına elimizi koymaktan hiç kaçınmayız. Seve seve de yaparız. Sayın Valim, o kadar güzel şeyler anlattınız ki. Yani aslında ben şimdi siz konuşurken, anlatırken aklıma ne geldi? Hani dedim belki projenin içerisinde vardır. Evliliğinin 60. yılında, evliliğinin 45. yılında mutlu, huzurlu, aile saadeti yaşayan insanları teşvik, gençlere örnek olması adına ne bileyim bir takım şeyler yapılabilir mi diye aklımdan geçiriyordum. Olduğunu da düşünüyorum. Yükü kitap çıktı, okumuştum. Yani bunlar güzel şeyler Sayın Valim. Olmaları bizleri mutlu eder. Şimdi aile yılı evet projesinin içerisinde önemli aslında çalışmalardan, hedeflediğimiz çalışmalardan bir tanesi de az önce ifade ettiğiniz husus. Yani evliliğinde en az çeyrek asrı devirmiş ya da yarım asrı devirmiş örnek çiftlere, başta gazi yakınlarımız, gazilerimiz ve şehit yakınlarımız olmak üzere ziyaretler yapmayı planlıyoruz. Ve bu ziyaretlere zaten başladık ve devam ettireceğiz. Bununla beraber az önce ifade ettiğiniz gibi evliliğinde işte 25 yılı ya da 50 yılı doldurmuş örnek eşler hakkında kısa filmler, belki belgeseller, onların bu hayat tecrübesini daha genç nesillere aktarmasını sağlayacak bir takım görseller hazırlayalım ve bunu da yine kamuoyuyla paylaşalım istiyoruz. Çünkü ben şuna inanıyorum açıkçası. İnsan yani bizler insanoğlunun şöyle bir hususiyeti var, şöyle bir özelliği var. Ya bizler bir konuda bir şey okuduğumuzda ya da bir şey dinlediğimizde ya da bir konu hakkında bir eğitim aldığımızda mutlaka yani bu konuyla ilgili değerlendirme iç dünyamızda yapıyoruz. Yani aileyle ilgili bir kitap okuduğunuzda ya da sosyal medyada bir paylaşım gördüğünüzde ailenin önemini anlatan, aile bireylerinin hayatımızdaki ehemmiyetine vurgu yapan ya da böyle güzel tavsiyeler dinlediğinizde bir işte büyüğümüzden eve gittiğinizde aile üyelerinizle bakışınız farklı oluyor. Yani o farkındalık dediğimiz şey aslında böyle bir şey. Yani günlük hayatın o yoğunluğu içerisinde ihmal ettiğimiz aile bireylerimizi daha farklı değerlendiriyoruz. O kitap okuduğumuz zaman aile sevgisi üzerine, aile bağları üzerine ya da çocuk eğitimi üzerine belki çocuklarımızı eğitirken yaptığımız bir hata söz konusuysa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza sarılıyoruz, kucaklıyoruz. Bu sebeple yani yapılacak bütün çalışmaların, insanımıza dokunacak bütün çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani evliliğinde örnek çiftler, onların yaşam tecrübeleri, evlilik tecrübeleri hiç şüphesiz hem bekar kardeşlerimize, vatandaşlarımıza hem de yani evliliğini sürdüren vatandaşlarımız için önemli bir kılavuz, önemli bir rehber olacaktır. Yani bu çalışmayı da açıkçası önemsediğinizi ifade etmek istiyorum. Tabii bugün aslında sizler vasıtasıyla yani Ege TV ailesine de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizleri davet ederek aile yılıyla ilgili en azından vatandaşlarımızı hem Afyonkarahisar'da hem de aslında İzmir'de, farklı şehirlerde, ülkemizin farklı şehirlerinde bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza aktarmış olduk. İnanın buradaki sohbetin mutlaka küçük de olsa hepimiz üzerinde bir etkisi olacaktır. Yani kesinlikle siz de bunu anlamıyorsunuz. Sayın Valim, buna kesinlikle inanıyorum. Lafınızı balla kesiyorum. Evet. Avrupa'da dünyanın çeşitli ülkelerinde bizleri izleyen Türk kardeşlerimiz, soydaşlarımız da
bu programdan, bu projeden ciddi anlamda istifade edeceği kanaatindeyim. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerin de bu programa, bu programdan yararlanacaklarını düşünüyorum. Sayın Valim, şöyle bir konuyu daha iletmem müsaade ederseniz. Yaklaşık 10 dakikamız kaldı. Öyle mi efendim? Yani şunu aslında şunu söylemek istiyorum. Yani az önce ailenin temel kavramlarla ifade ettik, yani aile şudur vesaire, ama aile aslında yani bizim olmazsa olmazımız. Ya bugün gözlerimizi kapatalım, sadece bir dakika gözlerimizi kapatalım, hayatımızda aile üyelerimizin olmadığını hayal edelim. Hayal etmek bile insanı ürpertiyor. Hayal etmek bile insanı mutsuz ediyor. Yani hayatımızın aslında en önemli parçasını eşimiz, çocuklarımız, annemiz, babamız, kardeşlerimiz oluşturuyor. Yani bizim huzur ve mutluluk kaynağımız hiç şüphesiz ailemiz. Bu yüzden aileye dokunan bütün çalışmaların, bütün faaliyetlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Vali Polat Bey'e dönmeden önce hayal etmekten bahsettiniz de Sayın Valim. Yani ben bir kişinin annesine anne cümlesini kurması beni o kadar etkiliyor ki, yani annesizlik, işte babasızlık, yani babasını annesini kaybeden insanların o hayalden bahsettiniz. Ben bazen düşünüyorum da yani çok kötü oluyorum. Rabbim kimsenin annesini babasını aile saadetini bozmasın diyorum. Polat Hocam bu. Yani o yüzden evimize gittiğimiz zaman çocuklarımıza sarılalım, kucaklayalım onları. Yani onların her daim yanında olacaklarını ifade etmek lazım. Evet, onlara da ailenin en güvenli liman olduğunu, belki Allah-u Teala'nın insana verdiği en büyük nimetlerden biri olduğunu anlatmak, hatta anlatmaktan ziyade onu yaşatmak gerektiğini düşünüyorum. Eşlerimiz de aynı şekilde. Yani hayatı paylaştığımız, hem erkek hem kadınlar için söylüyorum. Yani hayatı paylaştığımız insanlar, bu sebeple hem çekirdek ailemizin mensuplarına, hem de geniş ailemizin mensuplarına, annemize, babamıza, varsa kayınpederimize, kayınvalidemize, kardeşlerimize karşı tutum ve davranışlarımızı daha bir dikkat ederek bence gerçekleştirmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü onlar hayatımızı dolduran en güzel varlıklar. Kesinlikle doğru söylüyorsun Sayın Valim. Polat Hocam, son sorunuzu alalım Sayın Valime, buyurun. Şimdi Sayın Valimizin anlattığı şeyler hakikaten güzel şeyler. Altına ben de imzamı atıyorum. Yani keşke amacına tam olarak ulaşsa, ki ulaşır, ben öyle de bir devlet gücü var arkasında. Ancak benim göremediğim veya atladığım bir nokta var. İşte kız çocuklarının okula ulaşması konusunda bir fasıl var mı projede? İkincisi de ya bu seminerler vereceksiniz. Bu seminerler içeriğinde şimdi Türk toplumunda ya da dünyadaki ailelere baktığımızda kadına şiddette bir vakıa, bunun önlenmesi için bir paragraf açılacak mı? Kadınların şiddete uğramaması için işte İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulaması var, o gibi uygulamaların tanıtımı olacak mı? Bu konuda herhangi bir çalışma var mı? Efendim çok teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz. Şimdi bu projenin aslında odağında kadın, çocuk ya da işte erkek, hani tam böyle bir tanımlama açıkçası değerlendirmiyoruz. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani bu projenin odağında bütün aile bireyleri var. Çünkü ailenin evet en önemli unsurlarından bir tanesi kadındır. Ama erkek de çok önemli bir unsurdur. Çocuklar da aynı şekilde. Biz bütün bu aile bireylerini, az önce ifade ettim, hem çekirdek aile hem geniş aile, bütün hepsine yönelik faaliyetler planlıyoruz. Tabii kadına yönelik şiddet konusu önemli bir konu. Biz bunu az önce ifade ettim temalarda. Aile sanıyorum Nisan, bir dakika hemen müsaade ederseniz. Nisan ayı temamızda ailede şefkat ve merhamet şeklinde düzelttik bunu. Yani şiddetten ziyade şefkat ve merhamet üzerine yoğunlaşma ve bu duyguların kazanılmasını, kazandırılmasını sağlama hususunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ailede, yani ifade ettiğiniz gibi, aile mutluluğunu, aile huzurunu
temelden tehdit eden en önemli unsur fiziksel ya da işte psikolojik şiddettir. Ya bu kim yaparsa yapsın o ailenin çözülmesine, o ailedeki huzursuz ve mutsuz bir ortam oluşmasına vesile olur. Bu sebeple hiç şüphesiz devletimizin ilgili kurumlarının, işte az önce ifade ettiğiniz Emniyet Genel Müdürlüğümüzün uygulaması, İçişleri Bakanlığımızın uygulaması var. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bakanlığımızın çalışmaları var bu noktada. Bunlarla ilgili tanıtıcı faaliyetler tabii ki de gerçekleştireceğiz. Ve vatandaşlarımızın bu konuda da özellikle duyarlılıklarının artırılması konusunda şüphesiz çalışacağız. Şimdi az önce ben aile kavramını efendim tanımlarken davranışların şekillendiği, ilk öğrenildiği yer ifadesini kullandım. Yani aile gerçekten o kadar önemli bir kurum ki ilk eğitim yuvamız. Yani aile içerisinde şefkat, merhametle, sevgiyle, saygıyla büyütülen, hoşgörüyle büyütülen çocuklar gelecekte zaten hiçbir şekilde hiç kimseye karşı şiddete eğilimli olmuyor. Bu sebeple zaten işte aile içi iletişimin güçlendirilmesi, sevgi bağlarının güçlendirilmesi temel hedeflerden bir tanesi. Yani buna yönelik çalışmaların odağında hiç şüphesiz bu var çünkü. Yani biz aile kurumunu güçlendirirken aslında geleceğimizi, milletimizin geleceğini de aynı zamanda güçlendirmiş oluyoruz. Çünkü bir milletin en önemli gücü hiç şüphesiz ailedir. Yani aile kurumu güçlü milletler şüphesiz devletler muvazenesinde de güçlü olurlar. Yani bu geçmişten bugüne böyledir. Kaldı ki bizim milletimiz tarihsel süreç içerisinde de her daim kültürel kimliğini, birikimini, zenginliğini ve korumuştur, aile içerisinde aktarmasını bilmiştir. Ve bugün dünya ülkelerinin arasında bu konuda gerçekten en çok imrenilen aile yapısına sahip ülkelerden birisi Türkiye'dir. Kız çocukların okullaşmasıyla ilgili de tabii şüphesiz yani çalışmalar var. Ben hatta şunu söyleyeyim, mevsimlik tarım işçilerimize kadar, yani mevsimlik tarım işçilerimizde yaşanan onların ailevi sorunlarına kadar arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Şu an Halk Sağlığı Müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Başkanlığımız mesela bu konuyla ilgili çalışma hazırlamaya başladı. Yani oradaki çocuklarımızın eğitim hayatından tutun da yaşadıkları sorunlara kadar, onların çözümüne kadar birçok hususu inşallah biz bu aile yılında irdelemeye çalışacağız. Elimizden geldiğince gelecek yıllarda da uygulanması için önemli bir yol haritası yine hazırlamaya gayret edeceğiz Polat Bey. Teşekkür ederim Sayın Valim. Evet. Sayın Valim gerçekten 45 dakika sular seller gibi aktı gitti. Konuşacağımız, soracağımız, cevabını alacağımız o kadar çok konu vardı ki maalesef süremiz yeterli olmadı. Önümüzdeki ayki temada da birlikte olmak dileğiyle çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katkı sağladınız. Polat Bey sizlere çok teşekkür ediyorum. Programa katkı sağladınız. Sevgili Ege TV izleyenleri bu haftaki Kocatepe'den Bakış adlı programımızın konuğu Afyonkarahisar Vali Yardımcımız Sayın Mehmet Keklik Bey'di. Afyonkarahisar 2020 aile yılını konuştuk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Aile saadetimizi ve sağlığımızı Rabbim elimizden almasın diyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıklı kalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Teşekkürler.